Ölmekten hiç korkmuyorum. İnan korkmuyorum. Beni düşündüren senin durumun. Baban öldükten sonra haylazlığın gittikçe arttı. Serseri olmandan korkuyorum. Hiç merak etme anne. Hem röntgenin neticesini de almış değiliz. İyi olmaman için hiçbir sebep yok. Doktorlar ameliyat diyorlar. Ameliyat, ilaçlar, doktorlar. Bunlar hep parayla olacak şeyler. Bizim neyimiz var ki? Tanıdığım özel bir klinik var. Seni oraya yatırırım. Lazım gelirse ameliyatı da orada olursun. Özel klinik para ister. Hem de çok para. Nereden buluruz o kadar parayı? Sen para için kendini üzme anne. Ben ne yapıp yapıp ameliyatı temin edeceğim. Her şey olacağına varır. Benim için uğraşma. Ben yaşadığım kadar yaşadım. Ameliyat olmasam da olur yavrum. Olmaz öyle şey. Sana karşı çok mahcubum. Sen bana baktın, büyüttün. Ben sana layık olabilecek hiçbir şey yapamadım. Senin ameliyatını temin etmek için her şeye razıyım. Sana evlatlık vazifemi yapabilmek için bir fırsat çıktı. Ne bağısına olursa olsun bunu yapacağım. Maalesef netice pek iyi değil. Annem kurtulamayacak mı doktor? Kurtulur kurtulmasın ama sen bu işin altından kalkabilir misin? Annemin kurtulması için her fedakarlığı yapmaya hazırım. Bu fedakarlık size aşağı yukarı 10.000 liraya patlayacak. 10.000 lira mı? Evet, 10.000 lira. Fakat 10.000 lirayı ben nereden bulurum doktor? Onu bilmem ama maalesef elimizden başka bir şey gelmez. 10.000 lira. Her şeyi yapmaya razıyım ama bu kadar parayı nereden nasıl bulurum? Çok üzgünüm. Benim elimde bir şey yok. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Çok ihtiyacınız var değil mi? Cevap vermediniz. Bu paraya çok mu ihtiyacınız var? Evet, nereden biliyorsun? Benim bilmem önemli değil. Sizin parayı bulmanız önemli. Benim yardımımı kabul ederseniz bu parayı bulursunuz. Sahi mi söylüyorsunuz? Nasıl? Biraz tehlikeyi göze alırsanız. Her şeye razıyım. Öyleyse beni iyi dinleyin. Parayı alacağınız yeri ben size tarif edeceğim. Size lazım olan paranın iki misli. Bir evin dolabında sizi bekliyor. Yani hırsızlık mı? Hiçbir tehlikesi yok. Evde yalnız bir adam var. Uykusu da gayet ağırdır. Peki sizin bundan ne menfaatiniz olacak? Paranın yarısı benim olacak. Aynı zamanda birisinden öcümü almış olacağım. Evet. Neye karar verdiniz? Üç kat penceresi açık olacak. Sarmaşıklara tutunarak kolayca çıkabilirsin. Pencereden girince salon tam karşına gelir. Salona girer, dolap boyunca yürürsün. En sonda kapalı bir göz göreceksin. Paralar oradaki siyah bir çantanın içinde. Çantanın biraz ilerisinde de dolu bir tabanca olacak. Tabanca ne olacak? Her ihtimale karşı. Fakat korkacak hiçbir şey yok. Çünkü evde kimse olmayacak. Paraları alır, aynı yerden çıkarsın. Yarın aynı parkta buluşuruz. O
kadının teklif ettiği şey düpedüz hırsızlık oğlum, hırsızlık. Sen yapamazsın böyle bir şey. Neden hırsızlık olsun? Kadının kendi parasıymış. Hem tehlike de yok. O parayı alırsan annenin hayatı kurtulacak. Anneni düşün. Onu kurtarmak için başka çaren yok. Git, kadının dediği yerden al paranı. Hadi durma. Git. 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 Ne arıyorsun orada? Kımıldama. Sesini çıkarayım deme yakarım. Paraların hepsini almadım, merak etme. Sadece bana yetecek kadarını aldım. Geri kalanı senin olsun. Kalkabilirsin. İyi yutturduk. Halk paraları o piyasaya sürerken biz de rahatça durumu takip edebileceğiz. Bu enayi de ömrünün sonuna kadar beni öldürdüğünü zannedecek. Yalnız o değil. Herkes öyle zannedecek. Ne demek istiyorsun? Seni ben öldüreceğim ama herkes o öldürdü zannedecek. Çünkü tabancada onun parmak izleri var. Anlamadım. Bak anlatayım. Şarap mı abi? Doldurayım mı abi? Thank you.
Ne haber Yılmaz abi? Çoktan beri düşmedin buralara. Ne o, bir derdin mi var? Aklım durur abi. Geçenlerde bir eve ayarladım. En aşağı 10.000 kağıt vuracağız. Yalnız bir yardımcıya ihtiyacım var. Yolsuz musun? Hani bizim ciğer ya, gelmeyecek mi daha? Yolsuzsan bana erketecilik yap. Yarı yarıya kırışırız, anladın mı? Ondan sonra arpalar bize kadar, gel yarın bize kadar. Konuşsana abi. Sen de yolsuzsun, ben de. İkimiz de yolumuzu bulalım. Kapat çeneni. Niye kızdın ya? Kötü bir şey demedik ki. Paçalı bir ev soyup yolumuzu bulacaktık, anladın mı? Kapa çeneni dedim. Bozulma abi istersen. Biz öyle tehlikeli işlere girmeyiz. Herifin biri bu akşam bir ev soymuş. 30.000 yürütmüş diyorlar. Ama sakat iş yapmış. Evin sahibini tam kalbinden vurmuş. Bizim işlerde böyle dümen yok, anladın mı? Temiz temiz işimizi görür, neşemizi buluruz. Herifi yakalarlarsa en aşağı 25 sene verirler. Hepsine sordum. Bizim çocukların işi değil bu. Defolup gidecek misin yoksa? Ne yaptık abi? Herkes de bize bozuluyor. Uzmanlar birinci merminin boş, ikinci merminin de adamı öldüren kurşunu attığını söylüyorlar. Hepsini anladım da buna aklım ermedi. Evet. Evet. Peki. Hemen geliyorum. Hayrola? Yeni bir iş çıktı. Gitmemiz lazımmış. O işle mi ilgili? Hayır, bir sahte para meselesi. İlgili olabilir de. Aksiliğe bak. Yarım saat sonra kız kardeşim Ankara'dan geliyor. Onu garda karşılamam lazımdı. Telgraf Selma'dan mı gelmişti? Evet. İşimiz uzun sürerse kızcağız garda bekler durur. Ne yapalım? Önce iş. Hadi gidelim. Cinayeti yazıyor, akşamki soygunu yazıyor, cinayeti yazıyor. Ver oğlum bir gazete bakayım. Buyur abi. Eyvallah abi. Yazıyor, avatistler yazıyor, akşamki cinayeti yazıyor. Nereye? Gidiyorum. Nereye? Bu hayata daha fazla tahammülüm kalmadı. Ben de gencim. Benim de birçok şeye ihtiyacım var. Bu köhne odada yokluğa ve sefalete bugüne kadar katlandığım yetmez mi? İstediğin nedir? Para mı? Böyle para mı istiyorsun? Evet. Gitmene lüzum yok öyleyse. Senin her şeyin para değil mi? Al öyleyse. Al sana para. Söyle, istediğim buydu değil mi? Şaşırdın değil mi? İnanamıyorsun. Belki de sahte para diyorsun içinden. Al işte. Nereden buldun bu kadar çok parayı? Buldum işte. Orasına karışma sen. İstediğim para değil miydi? İçki ver bana. Yok. Dün gece hepsini bitirdim. Nereye gidiyorsun? İçki almaya. Gelirim şimdi. Ah.
Yılmaz burada mı oturuyor? Evet. Nerede şimdi? Az önce gelmişti. İçki almaya gitti. Onu mu arıyorsunuz? Evet. Niçin? Ne yapmış? Annesinin ameliyatı için doktora sahte para vermiş. Ya, demek o paralar sahteydi. Elinde para var mıydı? Sen gördün mü? Tabii gördüm. Sen onun nesi oluyorsun? Ben mi? Anlaşıldı. Peki çabuk gelecek mi? İçki almaya gitti. Onu yakalayacaksınız değil mi? Evet. Hapse girer mi? Tabii girecek. İş onu ele geçirelim. Siz merak etmeyin. Nasıl olsa biraz sonra gelecek. Ya ondan bıkmış gibi konuşuyorsun. Bıktım elbette. Çekilecek tarafı yok. Ne iş yapardı? Hiç. Hiçbir iş yapmazdı. Nasıl bir adamdı? Atak ve kavgacıydı. Kimseden yılmazdı. Ama kötüydü. Kimse sevmezdi onu. Boynunun tam suratında bir yara izi vardı. İşte bu iyi. Onu tanıyabilmek ve tanıtabilmek için iyi bir işaret. Pekala. Evi arayalım. Sen ön kapıyı tut. Girene çıkana da dikkat et. Buyurun, kimi aradınız? Doktoru. Biraz bekleyin, kendisine haber vereyim. Bekleyecek vaktim yok. İşim çok acele. Söyle bakalım doktor. Ne diye bu işe polisi karıştırdınız? Annem nasıl? Annemize müdahalede geç kaldık. Ne dedin? Anneme bir şey mi oldu yoksa? Sonra verdiğiniz paralar sahteydi. Hepsi. Alo. Emniyet müdürlüğü mü? Alo. Adamcağız cinayet işlediğini zannettiğinden yakalansa dahi paraları nereden aldığını söyleyemez. Böylelikle bizim sahte paraların ilk partisi bir özel klinik yoluyla piyasaya sürüldü demektir. Aferin, iyi düşünmüşsün. Polis onu katil suçundan yakalasa bile itiraf etmekten başka çaresi yok. Evet, kocam Kenan da ortadan kalktığına göre adamlarımıza verilecek küçük hisselerden kalanını, yani aslan payını ikimiz kırışacağız demektir. Ey yarabbi, bütün kötülükler benim bulur. Uğruna katil olduğum paralar da sahteymiş. Fakat nasıl olur bu? Deli olmak işten değil. Dur bakayım, şimdi anladım. Ruh sersem kafa. Bütün bu dümenler Suzan çevirdi. Suzan, alacağın olsun, sıkı dur bundan sonra.
Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Epeydir gözükmüyorsunuz. Ankara'daydım. Yatılı okul değil mi? Öyle mi? İzinli mi geliyorsunuz? Evet. Çok güzel. Ben sizi Kadıköy'de oturuyor sanıyordum. Gene öyle. Abime telgraf çektim. Beni garda karşılayacaktı. Herhalde bir işi çıktı. Teyzeme gidiyorum. Birkaç gün orada kalacağım da. Oldum sizi gördüm. Ben de öyle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bir dakika. Vapurda yanınızda oturan kadını tanıyor musunuz? Ne yapacaksınız? Tanıyorum. Nereye gittiğini de biliyor musunuz? Biliyorum ama Suzan Hanım'la ne ilginiz var? Demek ismi Suzan. Onun nereye gittiğini, onu nerede bulabileceğimi de söyleyeceksiniz değil mi? Sorduklarıma cevap vermediniz. Onun nerede olduğunu söylemeden bir yere gidemezsiniz. Ne yapacaksınız onu? Ne mi yapacağım? Kendi evini soydurup kocasını öldürttüğü, numara çevirdiği bir adama yaptığı işe karşılık vermiş olduğu sahte paraların hesabını soracağım. Size sahte para mı verdi? Kocasını mı öldürttü? Sözlerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Söyleyin, nerede bulurum onu? Gelin benimle. Burada şüpheyi çekiyoruz. İleride teyzemin evi var. Zaten oraya gidiyordum. Orada rahatça konuşuruz. İşte burası. Burada rahatça konuşabiliriz. Eve yaşlı teyzemden başka kimse gelmez. Ona da sizin için bir arkadaşım derim. Siz oturun biraz, ben şimdi gelirim. Emniyet müdürü. Komiser Sedat Bey'i istiyorum. Lütfen. Çok mühim. Nasıl? Yok mu? Nereye gitmiş olabilir? Efendim? Ben mi? Kardeşim. Çok mühim. Bir şey söyleyecektim de. Pekala. Basıldı çocuklar! Basıldı, basıldı! Çabuk! Buyurun beyim, bir arzunuz mu var? Bu adamı arıyoruz, buraya geldi mi? Gelmedi, gelmedi beyim. En son ne zaman gördün? Vallahi pek hatırlayamayacağım beyim. Zaten buraya pek sık gelmezdi, ayda bir uğrardı. En son 15 gün önce görmüştüm. Doğru söylüyorsun değil mi? Tabii doğru söylüyorum beyim. Polise hiç yalan söylenir mi? Pekala. Hmm.
Bir arzunuz mu var? Bugün bu adam buraya geldi mi? Ha, Yılmaz. Dün geldi ama bugün hiç uğramadı. İyi biliyor musun? Elbette beyim. İyi tanırım. Hayrola komiser bey, buyurun. Bu adamı arıyorum. Böyle birini tanımıyorum. Numarayı bırakmadan evi arayacağız. Yok burada diyorum ama madem ki arzu ediyorsunuz, buyurunuz arayınız. Size yalan söyledim sanıyorsunuz. Madam, bu ne odasıdır? Ha, o mu? O şey, odadır işte. Ne var içerisinde? Odanın içerisinde ne olur komiser beyciğim? Öte bebi. Açalım bakalım madam. Açıktan olacak sanki limmeye. Komiser beyciğim, şey vardır içerisinde, şeyler vardır. Doğruyu söyleseydin başına iş açmamış olurdun madam. Allah sizi inandırsın, bu şırfıntıların burada olduğunu bilmiyordum komiser beyciğim. Getirin. Seni çıkarırsan seni de öldürürüm. Aklın sıra beni atlattığını sanıyordun değil mi? Söyle. Beni burada bırakıp nereye gittin? Polise haber verdin değil mi? Beni yakalatacaktın. Cevap ver. Kolumu acıtıyorsun. Neden beni polise ihbar etmek istedin? Söyle. Sana bir kötülük yaptım mı? Ha? Yaptım mı? Buraya neden geldin? Geleceğimi biliyordun ve bana tuzak kurdun değil mi? Bana tuzak kurdun, bunu hayatınla ödeyeceksin. Hayır, haberim yok bir şeyden. Yalan söylüyorsun. Bak, polisler evi sardı. Bu bana ikinci oyunun. Zannettiğim kadar, göründüğün kadar iyi bir insan değilmişsin sen. Çabuk söyle, bitişikte bina var mı? Var, fakat oradan kaçamazsın. Dur, sana kaçacağın yolu göstereyim. Bu da üçüncü oyunun olmasın. Beni yanlış anladın. Sana bir fenalık yapacak değilim. İyiliğin için çalışıyorum. Eksik olma. Öyle iyilik yerin dibine batsın. Söyle nereden kaçabilirim? Merak etme. Seni kurtaracağım. Gel benimle. Sana son defa söylüyorum. Gene bir oyun oynamaya kalkarsan öldürürüm seni. Doğru koruluğa çıkar. Hadi durma, kaç. Sen de beraber geleceksin. Sana itimadım yok artık. Beni kaçırır arkamdan da polise haber verirsin. Hadi yürü bakalım. İşittin mi düdük sesleri? Beyim, bir kızla bir adam şu tarafa gittiler. Birinden kaçar gibi bir halleri vardı. Takip edin. Yoruldun değil mi? Zarar yok. Şimdi ne yapacağız? İzimizi kaybettiler sanırım. Şu kulübeye gir istersen. Ortalık aydınlanırken kaçarsın. Ya sen? Seni buraya kadar getirdim. Hayır, seni bırakmam artık. Gel. Kulübeye saklandılar. Sabah olmasını bekleyeceğiz. Basalım.
Basalım, basalım ama katilin yanındaki kız kardeşim. Artık bir yere kaçamazlar. Maksadımız onları sağ olarak ele geçirmektir. Anlaşıldı mı? Sen şu tarafa git. Anlayamadığım nokta, Selma'nın bu adamı nereden tanıdığı. Selma böyle bir katile nasıl olur da yataklık eder? Benim de aklım buna ermiyor abi. Demek ki aralarında eskiden de alaka vardı. Öyle olması lazım. Çok üzülüyorum. Hayatta ondan başka kimsem de yoktu. Ne yazık ki çok sevdiğim kız kardeşimi de bir katile yataklık etmek suçundan tevkif edeceğim. İşin sonuna geldik ama paralar yok meydanda Rıza Bey. Var ya Suzan, aldıkların alacakların var ya. Aldıklarım neyse ama alacakların deyince dur biraz. Şunun şurasında iki kişi kaldık. Birbirimizi de biliriz. Ne demek istiyorsun anlamıyorum. Şunu demek istiyorum ki birbirimize işin sonunda kazık atmaya kalkmayalım. Biliyorsun bu işe 4 kişi başladık. Sen, ben, kocam ve Seyfi. Evet. Seyfi su koyuverdi, işin başında bizden ayrıldı. Kocamı da tesadüfen karşıma çıkan bir hırsıza suçu yükleyip ben temizledim. Evet. Kala kala ikimiz kaldık. Sahte para basım işine paydos dedik ve takımları da yok ettik. Elimizdeki tekmiş sahte paraları da piyasaya sürüp hakikileriyle değiştirmiş olduk. Tamam mı? Evet, tamam. O halde sadede gelelim. Bu kadar sahte para basıp piyasaya sürdük. Bunların hakikileri nerede kuzum? Bilmem, sırası geldikçe aramızda taksim etmedik mi Suzan? Bana bak, birbirimize madik atmaya kalkmayalım. Yoksa kötü neticeler hasıl olabilir, bunu da bilmiş ol. Ne demek istiyorsun, tehdit mi? Sen nasıl kabul edersen et Rıza Bey. Son sözüm şu, paralar nerede, bizim hisseye ne düşüyor? Bende para filan yok Suzan, aldıklarını unutuyorsun. Bir miktar da bankada var. Yarısı senin tabii. Onu bunu bilmem. Sana yarına kadar mühlet. Ondan sonrasına karışma. Hiç. Ya sen? Seni düşünüyorum. Benim neyimi düşüneceksin? Bu yola neden saptın? Neden namuslu insanlar gibi olmadın? Bilmem. Alnıma öyle yazılmış. Yok. Kendi suçunu başkalarına yüklemeye kalktın. İsteseydin sen de kaderinin bu kötü yönünü değiştirebilirdin. Elimde olsaydı. Her şey bitti artık. Aslında hiç de kötü bir insan değilsin. Anlatsana bana. Neyi? Nasıl katil oldun? Uzun hikaye. Üşüyorum. Anlatsana, açılırsın belki. Çok mu merak ediyorsun? Evet. Babam öldükten sonra anneme bakabilmek için tahsilimi bıraktım, bir işe girdim. Aksilikler peşimi bırakmıyor, bir türlü bir baltaya sap olamıyordum. Günün birinde annem hastalandı. Son zamanlarda serseriliğim yüzünden üzdüğüm ve ihmal ettiğim anneme vicdan borcumu ödemem lazımdı. Bazı ufak tefek suçlardan polis beni arıyordu. Resmi bir hastaneye götüremezdim annemi. Mecburen bir ecnebi kliniğe müracaat ettim. Beyninde bir tümör varmış. Ameliyat gerektiriyormuş. Yaptırsaydın ameliyat. 10.000 lira istedi doktor. Ne yapacağımı şaşırmıştım. O sırada Suzan çıktı. Bana yardım edeceğini söyledi. Bir ev tarif edip soymamı teklif etti. Çaresiz. Biraz düşündükten sonra teklifini kabul ettim. Soydun? Evet. Meğer tarif ettiği yer kocasının eviymiş. Orada parayı aldığım dolapta bir tabanca vardı. Sanki benim için konmuştu oraya. Tam işimi bitirdiğim anda kocasıyla karşılaştım. Tabanca ile korkutup kaçmak istedim, üzerime atladı. Boğuşurken tabanca kazayla patladı. Adamın vurulduğunu görünce paniğe kapıldım. Tabancayı fırlatarak oradan kaçtım.
Ertesi gün paraların sahte olduğu meydana çıkınca polis her yerde beni aramaya başladı. Ne yapacağımı şaşırdım Kemal. Sabahleyin her şey hallolur inşallah abi. Hani Suzan hakkında bana bilgi verecektin? Suzan şehrin en büyük terzanelerinden birinin sahibidir. Beyoğlu'nda onu herkes tanır. Ben de birkaç defa elbise diktirdiğim için biliyorum. Ne yapacaksın onu? Bütün bu belaları başıma osardı. Bana kalırsa vazgeç. Neden? Bu vaziyete teslim olursan daha az bir cezayla kurtulursun. Polise yakalanmadan onu bulmam lazım. Doğru yola döneceğim bir zamanda bana oyun oynayan bir kadının yaptıklarını yanına bırakmam. Sahi ismin neydi senin? Doğru ya, bu kadar zamandır arkadaş sayılırız, ismimi dahi bilmiyorsun. İsmim Selma. Ankara'da tahsilime devam ediyorum. Abim burada komiser. Komiser mi? Evet. Kısım amiri. Ve zannediyorum şu anda kulübeyi polis kordonu altına aldıran da odur. Çok evhamlısın. Bu da bir tuzak diyecek. Evet, bir tuzak mı yoksa? Hayır yolum. Fakat ne olur ayrıl bu kötü yoldan. Teslim ol. Abime yalvarır, bir avukat tutar ve cezanı hafifletirmeye çalışır. Teslim olmak sonraki iş. Ne yapmak niyetindesin? Söyledim ya, Suzan'ı bulacağım. Hiç sevdin mi? Neden sordun? Eğer sevseydin bütün bunlar olmazdı. Çünkü aşk kötülüklere mani olur. Haklısın. Yakın zamana kadar bir sevdiğim olmadı. Ya yakın zamanda? Evet. Kim olduğunu sorabilir mi? Zavallı kızcağız kim bilir ne kadar üzülüyor. Kim olduğunu söylemeyecek misin? Ne düşünüyorsun? Buradan nasıl kaçacağımı. O da seni seviyor mu? Bilmem, belki de. Merak ettim, ne olur söyle. Buldum. Neyi? Buradan nasıl kaçacağını. Nasıl? Şimdi görürsün. Nasıl oldum, kime benzedim? Ne bileyim ben. Dinle beni. Biraz sonra ben kapıdan çıkar ve sol tarafa doğru koşmaya başlarım. Dışarıdaki polisler benim peşime takılırlar. Sen de bu fırsattan istifade ederek sağ taraftan kaçarsın. Nasıl? Fakat sana bir şey olmaz. Merak etme, ben onları oyalarım. Bir gün tekrar senden karşılaşırsak, o zaman sana sevdiğim kızın ismini söylerim. O günü ve seni bekleyeceğim. Yolun açık olsun. Kaçıyor. Teslim ol yoksa ateş ederim. Dur diyorum, ateş edeceğim. Allah Allah. Yaralandı mı ki? Selma, neden yaptın bunu? Koşun kulübeye, atlatıldık. Söyle, neden kaçırdın onu? Üşüyorum, hasta olacağım. Kemal, al bunu karakola götür. Dikkat et, o da suçludur. Yazıklar olsun sana. Hayatta en çok sevdiğim insandın. Nasıl oluyor da benim bir komiserin kız kardeşi bir katili seviyor ve onun aşkı uğruna ağabeysine oyun oynuyor. Bir türlü aklım almıyor bunu. Sinirlenme abi. İstersen Selma ile ben konuşayım. Rica ederim, sen karışma Kemal. Bu benim işim. Söylesene, bütün bunları onu sevdiğin için yaptığını söylesene. Kulübede onun olduğunu... Yeter! Evet, seviyorum. Ama onun olmadı. Belki sevdiğimden haberi bile yok zavallı. Kulübede onu çok zorladım ama... Suzan'ı bulmadan teslim olmaya razı edemedim. Hangi Suzan? Butik Suzan. Bütün kabahat onda zaten. Evi soymaya o teşvik etmiş. Evi soymaya Suzan mı teşvik etmiş? Sen çok şey biliyorsun. Devam et bakayım, devam et. Tabanca paraları aldığı yerde duruyormuş. Adamı korkutmak için almış tabancayı. Boğuşurken kazayla tabanca patlamış. Sonra paralar sahte çıkmış. Evet. Şimdi ipuçları birbirine bağlanmaya başladı. Tabancada Yılmaz'ın parmak izleri, mermi kovanının hakikisinde başka parmak izleri. Hem de bir kadına ait. Ve sahte paralar.
Ne olur ona yardım et abi. Evet, ona yardım edeceğim. Suzan'ı buluncaya kadar onu yakalamayacağım. Canım abiciğim benim. Hadi bakalım, sen şimdi doğru eve git. Ne oluyor abi? Ben hiçbir şey anlayamadım. Dinle beni. Yılmaz'ın evi soyma hadisesi bir komploydu. Çünkü bir katil çaldığı paraların sahte olduğuna dair hiçbir ihbarda bulunamazdı. Yılmaz boş kapsülle ateş etti. Adamın öldüğünü zannederek tabancayı atıp kaçtı. İş buraya kadar Kenan'ın tahmin ettiği gibi gitti. Peki Kenan'ı kim öldürdü? İşte işin püf noktası da burada. Yılmaz çıkıp gittikten sonra içeriye biri girdi. Tabancaya hakiki mermi koyup Kenan'ı öldürdü. Evet Kemalciğim, Yılmaz katil değil. Kim öyleyse katil? Galiba onu da buldum. Sabahleyin ilk işimiz butik Suzan'ı çağırıp parmak izlerini almak olacak. Peki Yılmaz ne olacak? Yılmaz'ı rahat bırakıp uzaktan uzağa takip edeceğim. Sen miydin? Korkuttun beni. Kusura bakma. Belki takip eden vardır diye böyle hareket ettim. Akşam ne oldu? Abim epey hırpaladı beni. Hatta hakaret bile etti bana. Benim yüzümden sen de kötü durumlara düştün. Sana da fena davrandım. Zarar yok. Sonunda yararlı olacaksa razıyım. Ne kadar iyisin. Biliyor musun, senelerdir senin gibi iyi bir insana rastlamamıştım. Etrafımı hep kötü insanlar sarmıştı. İster istemez ben de o akıntıya kaptırdım kendimi. Şimdi her şeyi çok iyi anlıyorum ama iş işten geçti. Üzülme, kurtulacaksın. Abime söyledim sana yardım edecek. Bana artık hiç kimse yardım edemez. Abin nihayet bir kanun adamı. Kanunu tatbik etmekten başka çaresi yok. İşlenmiş bir suç var. Ortada bir komplo var ama nedir anlayamadım. Suzan'a bana yaptıklarını ödetmeden yakalanmayacağım. Elini kana bulan. Tam kurtulacağın sırada yeni bir suç işleme. Abin de ben de sana yardım edeceğiz. Suzan'ı muhakkak bulmam lazım. Hiç olmazsa işin iç yüzünü öğrenmek için bulmam lazım onu. Hani bana adresini verecektin? Suç işlemeyeceğine söz verirsen söyle. Söz veriyorum. Sıra cevizler 14 numara. Bir dakika. Ceketini getirdim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah yardımcın olsun. Şerli Hanım'ın siparişlerini bugün teslim edin. Dün gelen hanımın işi ne oldu? Tamam efendim, yapılıyor. Suzan Hanım siz misiniz? Evet. Benimle birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne gelmenizi rica edecektim hanımefendi. Emniyet Müdürlüğü'ne mi? Sebep ne? Hatırınıza herhangi bir şey gelmesin. Bir ihbar aldık da. Benim hakkımda mı? Hayır hanım. Sizden bir ilgisi yok. Lütfen gidelim. Pekala. Beni Celal Bey arayacaktı. Eğer gelir veya telefon ederse bu akşam Manolya Gazinosu'nda beni bekletti. Hay hay efendim. Nereye gitti? Yanındaki adam kimdi? Kimi soruyorsun? Suzan'ı. Söyle nereye gitti? Emniyet müdürlüğüne götürdüler. Niçin? Hayatı tehlikedeymiş. Bir ihbar almışlar. Sivil memur gelip aldı. Sivil memur gelip aldı ha? Peki. Kendisi şimdi emniyet müdürlüğündedir herhalde. Oradan nereye gidecek? Bir haber bırakmadı mı? Bilmiyorum. Söyle yoksa... Dur yapma. Giderken bir haber bıraktı. Ne dedi? Celal Bey beni ararsa bu gece Manolya Gazinosu'ndayım dedi. Pekala. Çok mühimse Suzan Hanım'a söyleyeceklerini bize söyle. Benim sizden bir alışverişim yok. Benim hesabım onunla. Gel öyleyse seni ona götürelim. Hey!
lüzum gördünüz anlayamadım. İleride herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermemek için. Tabancadaki katilin parmak izleriyle sizin parmak izlerinizi ayırmak lazımdır. Tabancada benim parmak izlerim mi var? Öyle bir şey demedim. Fakat biz bütün ihtimalleri göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Bunun size hiçbir zararı dokunmayacak. Evet Suzan Hanım, artık gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiğiniz için biz size teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Evet abi, ne yapıyoruz? Hiç vakit kaybetmeden bu parmak izleriyle gerçek merminin kovanındaki parmak izlerini karşılaştıracaksınız. Korkudan ödüm patladı. Seni korkutmak istemedim. Bu halin ne böyle? Annem öldükten sonra senden başka sığınacak kimsem kalmadı. Keşke seni daha evvel tanısaydım. O zaman hiç böyle şeyler olmazdı. Biraz bekle, pansumanlık bir şeyler getireyim. Merak etme, polise telefon etmeyeceğim. Çünkü seni... Sana bir daha karşılaşırsak sevdiğim kızın ismini söylerim demiştim. Hacet yok, biliyorum. Hırpalamışlar. Asıl ben onları hırpaladım fena. O arada bir iki de yumruk ben yedim tabii. Suzan'ın adamları herhalde. İki kişiydiler. Ben işi ciddiye alınca Suzan pirelendi galiba. Ama eninde sonunda kıstıracağım onu. Ne olacak bu işin sonu bilmiyorum. Fakat hep içinde kurtulacakmışsın gibi bir his var. Onu ben de kestiremiyorum. Evet, bu iş bitti. Yarına bir şeyin kalmaz. İstersen bu gece burada kal. Ben dışarıda kanepede uzanırım. Olmaz. Senin de başını belaya sokmak istemem. Eğer başını derde sokmayacağına söz verirsen... ...yarın Suzan'ın ev adresini verebilirim. Nasıl? Bunu daha evvel niye söylemedin? Yarın öğreneceğim. Söz mü? Peki, söz. Çabuk söyle, nerede buluşacağız? 4. Levent, Bahçelerce. Fıstık gibi buz, şeker mi yoksa karpuz? Ala vişneli dondurmam, yok mu tadına bakan? Ala vişneli dondurmam. Mini mini hanımlara, sevdalı beylere, parasını almadan pastırmam. Parasını almadan pastırmam. Hanımlara, sevdalı beylere, parasını almadan tattırmam. Parasını almadan tattırmam. Dondurmam var kaymaklı, yiyin bakın ne tatlı. Ala kaymaklı dondurmam, yok mu tadı? Kaymaklı dondurma. Mini mini hanımlara, sevdalı beylere, parasını almadan tattırmam. Parasını almadan tattırmam. Mini mini hanımlara, sevdalı beylere, parasını almadan tattırmam. Parasını almadan tattırmam. Dondurmacı top attı, 1 lira borca battı. Ala çilekli dondurmam, yok mu tadına bakan? Ala çilekli dondurmam.
Karasını almadan kastırma, karasını almadan kastırma. Kimin hanımlara, sevdalı beylere parasını almadan kastırma, parasını almadan kastırma. Evet, ben. Seninle hiçbir ilgim kalmadı. Niçin geldin buraya? Ne istiyorsun benden? Ufacık bir ricam olacak senden. Ne ricası? İçeride salonda Suzan oturuyor. Butik Suzan, tanırsın değil mi? Evet, ne olacak? Onu buraya çağıracaksın. Nasıl çağırırım buraya? Orasını ben bilmem. Bir numara ayarlayıp onu buraya getireceksin. Hem de etrafındaki adamlarına çaktırmadan. Bir garson gönderir, çok mühim bir şey olduğunu söyletirsin. Yapamam, karıştırma beni bu işlere. Yapacaksın, hem de bayıla bayıla. Yapma, bırak beni. Bizi arıyordun galiba. Gene mi siz be? Ne yapalım, seni çok sevdik. Bir türlü peşinden ayrılamıyoruz. Sonra gündüzki antrenman yarım kaldı. Onu tamamlayalım, hadi bakalım. Kuzu kuzu düş önümüze. Thank you.
Hayır Rıza Bey, bu iş bugün bitmeli, anlıyor musun? Ne zamandan beri beni aklınca atlatıyorsun. Fakat sonu kötüye varacak bu işin. Efendim? Sen bilirsin. Yalnız unutma ki seni de ele veririm sonra. Evde misin? Peki, geliyorum. Hemen şimdi. Rıhtı. Efendim? Ben Rıza Bey'in evine gidiyorum. Celal ararsa söylersin. Varız be hanımefendi. Ruzan Hanım'ı arıyorum. Evde değil. Bu da ne demek? Söyle nerede Suzan? Söyle diyorum sana! Rıza Bey'in evine gitti. Nerede o ev? Maçka. Akaretler Caddesi. Deniz Apartmanı. En üst kat. Bana bak Rıza, bir saattir hep aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Bu işi bitirelim. Aksi halde ikimiz için de iyi olmaz. Maksadı nedir Suzan, söyle. Paralar nerede? Canım biliyorsun Suzan, elimize geçeni taksim ettik diyorum sana. Başka yok. Var. Yok. Seninle bidayette kader birliği yaptık. El ele verdik, sahte para bastık. Daha evvel bize madik atmak isteyen kocamı elimle öldürdüm. Bu defa da sen bana madik atmak istiyorsun. Ama yağma yok. Ben adama öyle kolay kolay para yedirmem. Söyle nerede paralar? Aldanıyorsun Suzan, keşke olsa. Bırak numarayı. Dur sana hesap vereyim, dinle beni. Ondan sonra da hanımefendinin nereye gittiğini sordu. Ben de söyledim. Sonra bir yumruk vurup bayılttı beni. Hanımefendinin nereye gittiğini bize de söyle bakalım. Maçka Akaretler Caddesi, Deniz Apartmanı en üst kat. Doğru söylediğine emin misin? Yılmaz'a da aynı adresi verdi. Bu adamı götürün. Biraz takviye alıp siz de aynı adrese gelin. Yanmasını istemiyorsan hiç sesini çıkarma, beni de Rıza Bey'in odasına götür. Ruzan da burada değil mi? Evet. Siz hiç merak etmeyin, ben sesimi çıkarmam. Thank you.
uzama. Ellerini yukarı kaldır. Ne istiyorsun benden? Bana attığınız kazığın hesabını vereceksiniz. Sen ve Suzan. Aradığın ben değil. Sana kazık atan Suzan'sa o da cezasını buldu. Suzan'la ortak olduğunuzu öğrendim. Hanginiz olursa olsun elimden kurtulamazsınız. Benim suçum yok diyorum sana. Ben sadece para işinde ortaktım. Ama istersen Suzan'ın hissesini sana veririm. Demek sahte paralarınız daha bitmedi. Hayır. Bu defa hakikilerini veririm. Sahte paraların hepsini hakikileriyle değiştirdim. Her taraf sarıldırız ha. Teslim olmaktan başka çaren yok. Gücünüz yeterse siz gelin teslim alın. Siz beni yakalayıncaya kadar ben de birkaçınızı harcarım. Yapma Yılmaz, öldürür seni. Hiç suçu yok. Hırsızlığı ben hazırladım. Kocamı ben öldürdüm. Her şeyi o hazırladı. O Rıza. Yaran ağır mı? Hiçbir şeyim yok. Kelepçeleri takabilirsiniz artık. Artık kelepçeye ihtiyacın kalmadı. Çünkü suçsuz olduğun meydana çıktı. Yılmaz. Gidelim Kemal. Çocuklar geri kalanı hallederler. Eve geç kalma.